Arkadaşlar merhaba. Beşinci ünitemiz olan cümle bilgisi ile konularımıza devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu ünitemizin içerisinde cümlenin ögelerini, cümlenin yapısını, cümlenin anlamını ve anlatım bozukluklarını olmak üzere dört temel konuyu işleyeceğiz. Bütün bunlara başlamadan önce sevgili arkadaşlar, bir cümle nedir? Dilerseniz onunla başlayalım. Sevgili arkadaşlar, cümle sözcük ya da sözcüklerden oluşan ve bir yargı bildiren yapıdır. Yargı bildiren derken, örneğin uyudum sözcüğü bir cümledir. Çünkü bir yargı bildirir arkadaşlar. Biz bu yargıyı dilersek çeşitli ögelerle zenginleştiririz. Cümle genişlemiş olur. Ama temelde en temel anlamıyla, en basit anlamıyla, en küçük anlamıyla cümle nedir? Cümle bir yargı bildiren, bir haber bildiren, bir dilek bildiren yapılardır, dil bilgisi yapılarıdır. Sevgili arkadaşlar, cümle diyoruz sözcüklerden ya da sözcük öbeklerinden oluşur. Sözcük ile ve sözcük öbeği ile ne kastettiğimizi zaten daha önce görmüş olduğumuz konulardan biliyorsunuz. Sözcükler tek başlarına anlamları olan dil bilgisi yapıları, kelimelerdir diğer adı. Sözcük öbekleri ise sözcüklerin daha önce sözcük gruplarında gördüğümüz gibi belli kurallar, belli yapılar, belli ilgilerle bir araya gelmesi sonucu oluşmuş yapılardır. Bunlar bir araya gelerek cümleleri oluştururlar. Sevgili arkadaşlar, cümlenin ögeleri konusunda bunu detaylıca değineceğiz. Fakat şunu unutmayalım ki bir cümlenin yargısı olmadan cümle olmaz. Cümlenin yargısı da genellikle yüklem dediğimiz öge üzerindedir. Mesela burada gördüğümüz sözcük bir yargı taşıdığı için bir cümle değerindedir. Cümle ögeleri konusunda da bunun yüklem olduğunu zaten hep birlikte göreceğiz. Sözcükler sevgili arkadaşlar, sözcükler ve sözcük öbekleri cümleyi oluştururken belli dil bilgisi kurallarıyla birbirine bağlanırlar. Yani ben sözcükleri bir araya ben, ev, ders, çalışmak, çok. Bugün sözcükleri gördüğünüz gibi evet sözcükler var. Sözcükler rastgele bir araya geldikleri zaman bir cümle oluşturuyorlar mı? Elbette hayır, oluşturamazlar. Çünkü sözcükler belli bir dil bilgisi bağlamıyla, daha doğrusu dil bilgisi kurallarıyla birbirine bağlanarak cümleyi oluşturur. Şimdi mesela ben bugün evde çok ders çalıştım bir cümledir değil mi? Ben bugün evde çok ders çalıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık? Bir takım eklerle, çekim ekleriyle biz bu sözcükleri belli bir anlam ilişkisiyle bir araya getirdik. Bunu daha sonra göreceğiz tabii ki arkadaşlar ama sözcüklerin dil bilgisi kurallarıyla bir araya gelmelerine bağlaşıklık, anlam yönünden bir araya gelmelerine bağdaşıklık diyoruz. Bu bağlaşıklık ve bağdaşıklık ilişkisi sonucunda sözcük ve sözcük grupları bir araya gelerek bir yargı, bir istek, bir haber etrafında bir cümle oluştururlar. Cümle dediğimiz yapı budur arkadaşlar. Bir cümle tek sözcükten de oluşabilir. 3, 5, 10, 15 sözcükten de oluşabilir. Esas olan bir yargı taşımasıdır. Çalıştım. Uyudum. Öğrenciyim. Mutsuzum. Gibi yargıları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cümleyi tabii ki ögeleri görürken, yapısını görürken, bildirdiği anlama göre cümleleri görürken daha iyi tanıyacağız. Şimdi dilerseniz ilk konumuz olan cümlenin ögeleri ile cümle bilgisine başlayalım.
Öge nedir sevgili arkadaşlar? Bir unsurdur. Cümleler belli ögelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Cümlelerde temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere ögeleri biz ikiye ayırıyoruz. Bir cümlede yüklem dediğimiz öge ve özne dediğimiz öge temel ögeler. Bunun yanı sıra nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı dediğimiz ögelerde yardımcı ögeler kabul edilir. Dilerseniz bunları da yazalım. Ne demiştik arkadaşlar temel ögeler için? Yüklem ve özne. Yardımcı ögeler, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleci. Sevgili arkadaşlar, bir cümlenin temel ögeleri yüklem ve öznedir. Evet. Ama bunlar içerisinde de yüklem aslında en temel ögedir. Yani bir cümlenin olmazsa olmazıdır. Bir insan için beyin ve kalp ne ise cümle içinde yüklem odur. Biz kolsuz, bacaksız yaşayabiliyoruz. Fakat kalbi olmadan ve beyni olmadan insanın yaşaması nasıl mümkün değilse, bir cümlenin de yüklemi olmadan olmuş olması, kurulmuş olması, cümle olması mümkün değildir. O zaman arkadaşlar ne diyebiliriz? Bir cümlede mutlaka yüklem olmalıdır. Bir cümlenin en önemli ögesi yüklemdir. Şimdi bunu genişletelim. Ne kadar önemli? Bir yüklem tek başına bir cümle değerindedir. Bir karşımızda gördüğümüz bir yapıda ne kadar çok sözcük olursa olsun yüklem yoksa cümle yoktur. Şimdi buna bir örnek verelim arkadaşlar. Ama örnekten önce şunu söyleyelim. Konumuza başlarken cümle bir yargı, bir haber, bir istek, bir dilek etrafında oluşur demiştik. İşte bu yargı, haber, istek ve dilek yüklemdedir. Yüklem bu yüzden önemlidir. Cümleyi cümle yapan şey, yüklemin içerisindeki yargı, istek, haber, dilek, o bildirilen şey neyse odur. Bunu da söyledikten sonra diyelim ki bugün pazarda onu sözcükleri biz bir araya getirdik. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada yüklem olmadığı için, bir başka söylemle yargı olmadığı için bu bir cümle değeri taşımaz. Çünkü bugün pazarda onu dedik. Çok ciddi bir boşluk oluşuyor. Onu gördün mü? Onu hatırladın mı? Onu aradın mı? Buraya bir yargı getirmemiz lazım bizim. Biz buraya bir yargı getirmediğimiz zaman karşımızdaki bir cümle değeri kazanmıyor. Demek ki bir araya gelmiş sözcükler her zaman cümle değildir. Cümleyi cümle yapan yargı yani yüklemdir. Sevgili arkadaşlar, bir cümlenin yüklemi nasıl tanırız? Yargıyla tanırız. Cümledeki haberi, isteği, dileği, soruyu, yargıyı ne bildiriyorsa yüklem odur. Sevgili arkadaşlar, yüklemle ilgili birkaç önemli noktaya değinelim. Ama ondan önce şu bir yüklem tek başına bir cümle değerindedir dedik. Bu ne demek? Şu ikinci cümleyi açıklayalım. Bir yüklem tek başına bir cümle değerindedir. Yani bir yüklemden oluşan bir cümle söz konusu olabilir. Sadece yüklem bir cümle oluşturabiliyor. Sevgili arkadaşlar, yüklem bir cümlede sonda da bulunabilir, ortada ya da başta da bulunabilir. Bir cümlede yüklem
Tek sözcükten de oluşabilir, üç sözcükten de oluşabilir, beş sözcükten de oluşabilir, iki sözcükten de oluşabilir. Bizim yüklemi her zaman sonda aramamız hata. Her zaman tek sözcük olarak, her zaman tek sözcük olarak almamız hata. Çünkü bazen tek sözcük olabildiği gibi bazen birden çok sözcük de olabiliyor. Bu ikisine dikkat edeceğiz. Peki neye bakacağız? Bir, yargısı nerede cümlenin, ona bakacağız. İki, yargının bulunduğu ifade bir sözcük grubunun içinde mi, buna bakacağız. Bu ikisine dikkat edersek yüklemi doğru tespit eder ve yüklemin kapsamını doğru tespit etmiş oluruz. Şimdi bunun örneklerine bakalım arkadaşlar. Bir cümlede yüklemi bulmak, o cümlenin diğer ögelerini bulmak için çok şeyi halletmiş olmak demektir. Yüklemi doğru tespit etmek, geriye çok az iş kalmış demektir. Örneklerimizi yazalım. Şimdi karşımızda şöyle bir cümle var. Ben hayatı onu tanıdıktan sonra sevdim. Bu cümlede asıl yargı nedir? Sevdim. Asıl söylenen şey bu sözcükte. Demek ki sevgili arkadaşlar, bu sözcük cümlenin yüklemidir. Bu sözcük sonda olmayabilirdi. Ama bu cümlede sonda. Devam edelim. Okuldan arkadaşımdı, kasada duran çocuk diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada temel yargı arkadaşımdı. Temel yargı arkadaşımdı ama bu temel yargı bir sözcük öbeğinin içinde. Okuldan arkadaşım. Dolayısıyla yüklem bu iki sözcüğün birleşimi. Yani burada okuldan arkadaşım da bizim yüklemimiz. Devam edelim arkadaşlar. Bu okul İstanbul'un en köklü okuludur cümlesine bakıyorum. Burada okuludur yargıyı üzerinde taşıyor. Ama dikkat ediyorum ben, İstanbul'un en köklü okulu bir isim tamlaması. Belirtili bir isim tamlaması. Ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Bu cümlenin diğer ögelerinde de bu kural geçerli. Ben okuludur'u tek başına alamam. Nasıl alırım sevgili arkadaşlar? İçinde bulunduğu sözcük öbeği ile birlikte alırım. Yani İstanbul'un en köklü okuludur yüklem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yüklem sonda da bulunabiliyor, başta da bulunabiliyor, tek sözcükten de oluşabiliyor, birden çok sözcükten de oluşabiliyor. Benim yüklemi doğru tespit etmem, cümlenin diğer ögelerini doğru tespit etmem adına oldukça önemli. Sevgili arkadaşlar, cümlenin diğer ögelerine geçmeden önce şunu söyleyelim. Bir cümlede olmazsa olmaz ögemiz hangisiydi? Yüklemdi. Yüklem mutlaka bulunmalı. Diğer ögeler sevgili arkadaşlar bulunmayabilir. Özne zaten çoğunlukla vardır. Bazen gizli durumda olabilir. Bulunmayabilir derken gizli durumdaki özneleri kastediyoruz. Hiç öznesi olmayan cümle örnekleri getirilebilir mi? Bazen özne görevindeki sözcüklerin çeşitli eklerle farklı ögeler durumuna geçtikleri cümlelerde özne farklı öge biçiminde karşımıza çıkar. Yani özne yoktur diyebiliriz. Aslında o işi yapan cümlede vardır ya da bellidir ya da söylenmiştir. Ama
farklı bir eke aldığı için biz ona farklı bir öge olarak nitelemek durumunda kalabiliriz. Böyle cümlelere öznesi yok diyebiliriz belki ama bunlar çok azınlıktadır. Cümlelerin tamamında yüklem vardır. Tamamına yakınında da özne vardır arkadaşlar. Bir cümle sadece yüklemden oluşabilir. Sadece yüklem ve özneden oluşabilir. Bütün ögeler de bulunabilir. Bunlar arkadaşlar mümkün ama mutlaka bulunması gereken öge daha önce de söylediğimiz gibi yüklem. Sevgili arkadaşlar yüklem için ne demiştik biz? Yüklem cümledeki temel yargıyı, haber, istek, dilek neyse bu yargı temel yargıyı taşıyan sözcük ya da sözcük öbeğidir demiştik. Cümlenin en önemli ögesidir demiştik. Olmazsa olmazıdır demiştik. Tek başına bir cümle değerindedir demiştik. Özne ise arkadaşlar, yüklemdeki o temel yargı, haber, dilek istek, soru neyse, temel yargıdaki işi, oluşu, eylemi ya da durumu yapan, o duruma söz konusu olan ögedir.